Avrupa Birliği'nin kalesi, Avrupa'nın başkenti Brüksel'deyiz. Fransa ile Almanya arasında tampon vazifesi görmek için kurulmuş bir ülke Belçika. İki halkı barındırıyor, Flamanlar Valonlardan nefret ediyor. Bağımsızlık çığlıkları Avrupa Birliği'nin başkentinde yükseliyor. Sadece Avrupa Birliği'nin değil, NATO'nun da merkez üssü Belçika. Zirveleri ve kriterleriyle ünlü. Arap ve Türkler en kalabalık sayıdaki göçmenler. Tabii Belçika'nın Kongo'da yaptığı katliamdan sonra burayı vatan bilen Kongolları da unutmamalı. Bu arada Avrupa Birliği'nin başkentinde Kongo katliamı ile ilgili kitaplar yasaklı. Ve Belçika içindeki göçmenlerle kavgalı. Aşırı milliyetçi dalga tüm Avrupa gibi Belçika'yı da sarsıyor ve işsizlik tüm Avrupa gibi Belçika'yı da kasıp kavuruyor. Orta noktası, küresel güç olmak için yarım yüzyıldır çabalayan Avrupa Birliği'nin odağı. İşte Brüksel, aslında ayrı bir devlet gibi. Yapay olarak bir araya getirilmiş, değişik halklardan oluşuyor ve bir hayli göçmene zorunlu ev sahibi. Çoğu eski sömürü düzeninin onlara hediyesi. Kongo'da yapılan insanlık dışı soykırım, Belçika tarihinde kara bir leke, sokaklarda mutsuz eski Kongolu, günümüzün Belçikalıları. Kuzey Afrika'nın itilip kakılan insanları ve Türkler. Aslında Brüksel'in en heyecan verici sokakları, göçmenlerin yaşam alanları. Orada heyecan, enerji ve hareket var. Göçmen mahallelerinin dışı sakin, donuk, bomboş, terk edilmişçesine, yalnız bir şehir. Küçücük bir kentin yarısı Fransızca, yarısı Flamanca konuşuyor. Polis memurları bile hangi dilde konuşursanız ona göre tavrını alıyor. Brüksel Birleşen Avrupa'nın tam ortası, bölünmeyi tartışıyor. Flamanlar zengin ve Alman disiplininde, Fransız balonlardan nefret ediyor. Bağımsızlık istekleri her geçen gün büyüyor. Anne-Marie Lizen, Brüksel'in küresel elitini temsil ediyor. Senato Başkanı Lizen, ülkenin bölünmesi tartışmalarına öfkeyle yanıt veriyor. Valon ve Flamanların birbirlerinden ayrılma isteğini nasıl görüyorsunuz? Hangi sebeplerden dolayı ayrılmak istiyorlar? Öyle bir şey yok. Kim ayrılmak istiyor? Ama başkentte ülkenin karmaşık federal sisteminin her an çökebileceği kulaktan kulağa sessiz bir biçimde yayılıyor. Hatta Valon televizyonu hayali bir haberle ülkeyi birbirine sokuyor. Belçika televizyonu bir gün yayınla kralın kaçtığını, Flamanların bağımsızlık ilan ettiği haberiyle başlayınca halk sokağa dökülüyor. Bir kamu kuruluşu olan RTBF'nin senaryosu çerçevesinde Belçika devleti öldü başlığıyla verilen haber, Kraliyet Sarayı önünden yapılan canlı yayınla ekranlara taşınınca kıyamet kopuyor. Kurgu haber kapsamında NATO'nun alarma geçtiği, bazı bakanların kaçtığı, havaalanının trafiğe kapandığı, Flaman kentlerinde şenlikler yapıldığı gibi bilgiler yüzmece görüntü ve röportajlarla aktarılıyor.
Yves Tiran, televizyonun haber müdürü. This journalist thought, well, bir arkadaşımız Belçika'nın sonu geldi diye bir program yayınlayıp Belçikalıların buna inanıp inanmayacağını görelim dedi. Programın başını izleyen insanların %95'i buna inandı ve genel bir panik yaşandı. Demek inanılabilir bir haberdi. Çünkü Valonya ve Flanderler apayrı iki insan grubu. Benzerlikler çok az ve bizi ayıran çok fazla şey var. But there are lots of things that separate us. Bu kurgu habere hiç şaşırmayanların başında Flamanlar geliyor. Belçika televizyonunun programının tesadüfen değil, ülke gerçeklerine uygun şekilde hazırlandığı ve bu nedenle son derece inandırıcı olduğu görüşünü dile getiriyorlar. Flaman Milliyetçi Parti Başkanı Van Hekke, bağımsızlık istiyoruz diyor. Yes, is that true? We want. Evet, doğru. Biz bağımsız bir Flaman devleti istiyoruz. Ve Belçika'da bağımsız bir Flaman devleti isteyen tek parti de biz değiliz. Yeşiller dışındaki bütün Flaman partileri daha fazla güce sahip olmamız konusunda aynı fikirde. Flamanlar Belçika'da çoğunluğu oluşturur. Biz bağımsızlık isteyen bir azınlık grubu değil, çoğunluğuz. Neden bağımsızlık istiyoruz? Çünkü Belçika'yı Flamanlar besliyor. Belçika'nın zenginliğinin bel kemiği biziz. Bakın, Flaman bölgesinde işsizlik %8 civarında. Volanlarda bu oran neredeyse %20'lerde. Flamanlarda çalışanların %22'si devlet için çalışıyor ama volan kesiminde bu oran %40. İşte Belçika bu havada seçime gidiyordu. Genel seçimler öncesinde ülkenin Flaman kesiminde bağımsızlık veya konfederasyon sloganları sıkça duyuluyordu. Brüksel modeliyle ünlü Avrupa Birliği'nin simgesi Belçika'da durum buydu. Seçimlerden sonra federal hükümet başbakanı olacağına kesin gözüyle bakılan Flaman Hristiyan Demokrat Parti Başkanı Yves Leterme, Belçika'nın tarihin bir kazası olduğunu söylüyordu. Belçika'yı oluşturan halkların arasında sadece kral, futbol takımı ve bira ortaklığı kaldığını söylüyordu. Valon tarafında da sesler pek farklı değil. Televizyoncu Yves Tiran, Belçika'nın uzun zamandır kuruluş nedenini sorguladığını söylüyor. İnsanlar Belçika'nın yapay bir ülke olduğunun iyice farkına vardılar. Biliyorsunuz Belçika, 19. yüzyılda Fransa ve Almanya arasında konuşlandırılmış yapay bir ülke. Fransa ve Almanya öyle kanlı bir geçmişe sahipler ki aralarına tampon bir bölge gerekti. Bu yüzden Flaman kültüründen ve Fransız kültüründen insanlar aynı sınırlar içine getirildi ve Belçika ortaya çıktı. O gün bugün Belçika'nın kuzeyi ile güneyi iki ayrı ülke gibi. Daha doğrusu Belçika'nın kuzeyi Hollanda'nın, güneyi ise Fransa'nın bir devamı gibi yaşamayı sürdürüyor. Ortada Valon ve Flamanlardan oluşan nüfusuyla her iki tarafa yabancı bir Brüksel var. O uzun zamandır adeta Washington'un başkenti. Belçika 1830 yılında Avrupa'nın güçlü devletleri tarafından bir tampon bölge olarak kurulmuştu. Tarihi Avrupa'nın tüm garipliklerini yansıtıyordu. O zamanlar Avrupa prensliklerle yönetiliyordu. Avrupalı prensler Afrika'yı kıyasıya sömürüyordu. Kenyatta'nın dediği gibi siyah adama İncil'i vermişler, karşılığında topraklara el koymuşlardı. Kongo faciası dramatik Afrika öykülerinden sadece biri. Kongo, İngiltere'de yaşayan bir Alman prensin emrine tahsis edilmişti. Belçika, Kongo'nun sömürülmesiyle zenginleşmişti. Brüksel dünyaya akıl verirken yapay bir devletin sorunlarından söz edilemezdi. Yapılan zirvelerde kimse Belçika'daki halkların isteklerini masaya getirmezdi. Ülkenin çöken federal sisteminden bahsedilmezdi. Oysa Belçika yıllardır bunun kavgasını veriyor. Birbirinden uzak üç bölgenin geleceği konuşuluyor. I think it would have happened already. Brüksel olmasaydı çoktan ayrılmıştır. Brüksel'i bölmek çok zor. Brüksel'i Flamanlara veremezsiniz çünkü Brüksel'in çoğu Fransızca konuşan Valonlardan oluşuyor. Ama Valonlara da veremezsiniz çünkü burası aslında Flaman bölgesi içinde kalıyor. Yani Brüksel'i bölmek imkansız ve bu yüzden birbirimize katlanıyoruz. Peki Valon ve Flaman bölgesi dışında bir de Brüksel bölgesi olamaz mı? That's one option.
O bir seçenek. Üç devlet. Valonya, Flanderler ve Brüksel. Ama Brüksel'in tek başına bir devlet olarak hayatta kalabilmesi çok zor. Bu yüzden ayrılamıyoruz. Çünkü Brüksel modeline çözüm bulamıyoruz.